yarım asırdır aynı yastığı paylaşan Kadir amca ve Nazlı teyze bu haftaki konuklarımız. Eskiden yokluk vardı diyor Nazlı teyze. Çok çalıştık, çok gurbet gördük diyor Kadir amca. Kadir amca yıllarca evine ekmek getirmek için gurbette çalışmış. Nazlı teyze de bir taraftan Kadir amcanın yolunu gözlerken, bir taraftan da yoklukla mücadele ederek çocuklarını büyütmeye çalışmış. Gelip geçmiş zor günler. Ama izleri kalmış Kadir amca ve Nazlı teyzenin gözlerinde. Yaşamak, yaşamak zor zanaatmış. Su misal. Kadir amcam, seni tanıyalım. Beni tanıyacağım, benim adım Kadir Kılıç. Beni tanıyacaksan, benim babamdan hiçbir şeyim yok. Anladım daha durumu. Babamın tarlası çoğalmış, babası zenginmiş ama bunlar o ikinci Dünya Harbi'nde satmış, salmış, içmiş. Tevellüde 17'ymiş. Gitmiş Kudüs'te askerlik yapmış. O 12 sene. Gelmiş buraya. Hakkın aradan da bir şey çıkmadı. Kelifene izin kağıdını getirdi. Kerisi oldu. Kağıtları kaybetmiş. Yoksa gazi mi olacaktı? Yok. Hiçbir şey yok orada. Biz de, ben de bir anam var. Aman tamam amcam. Babam gitmiş, çiftlik yapıyor Karatağlı'nın civarı. Selimiye gitmiş. Bir aram var. Evde pek yok. Yakacak yok. Yiyecek yok. Biz dört kardeş. Beş kardeş. Biz çiftçilik yaptık. O yaşında çiftçilik yaptık. Çalışmadık. O zaman da zengin azdı, herkes de bizim gibi diyor. Biz en köy fakiri biziz. Zengin azdı. O adam da o zaman harç çok, kış çok yağdı. O zaman adam gidiyor 30 bölüm ekin yapıyor. O da o zaman böyle ekinle bitmez. Bir ta 14 lira iki. Bir kavga sapı gelir. Ama bizim işimiz yok. Bir kazanımız vardı. Babam da şeye geldi, yol parasına. Yok lan yol parasına. Yiyecek yok, ekmek yok. Evimizde bir kazanımız vardı. Ta babamla onu aldım etti. Duruyor etti değil mi? Onu aldım etti. Ondan sonra neyse oraları çok karıştırmayalım. Sonra ben 15 Menderes zamanında ben çiftçiliği borçladım, koydum. Çiftçiliği borçladım, ben de gideceğim dışarıda çalışıyorum. Gittim müteahhitlere. Müteahhitte çalıştım. İnşaatta mı çalıştın amca? Yok. Yol yapan müteahhitler var. Bir Ankara'da Dedeoğlu şantiyesi var. Oraya gittik. Asfalt. Asfalt şantiyesi. Yani gittim. Bir de Kastamonu'da çalıştık. Sivas'ta çalıştık. Zonguldak'ta çalıştık. Van'da çalıştık. Mersin'de çalıştık. Benim şeyleri ödememişler. Yarı yarı ödemişler. Sigortanı mı? Sigortanı.
20 sene çalıştım da malulen ayrıldım. Geçmiş o zaman bir de 55 tarihliyorduk, 50'ci de malulen ayrıldım. Ondan sonra eve geldik yine, bunlar evlendik, evimizde hiçbir şey yok. Kaç yaşındaydınız evde? Hiçbir yok evde. 20 yaşında aldım bunu. Valla, inek yiyip. Bunlar da öyle de, onun babası çocuk var. Ama... O da olmadı. Teyzem kaç yaşındaydı, sen 20 yaşındaydın. Evet, babasının var bunun. Daha yine de var da, bir de faydası yok. Neyse, biz 12 kardeşiz. Ne edeceğin yok. Olmuyor. Ondan sonra gittik yine, yine... Evlendi yine yok. Yokluk içinde öyle mi? Bulunan 60 sene, 70 senedir böyle. Burada da çok süründük. Bu düzende, ben o düzendeyim. Ben yakaladan çalışıyordum, böyle değildim ya. 10 sene içinde oldum ben bunu. Nasıl oldu hocam aslan? Ayaklarında mı sıkıntı var? Allah'a korktuk işte. Böyle bir çocuk yaparsın. Kurtuluşta beni tanımıyor. Tamam kızım. Anladım ya. Sistem mi? Yok, anlamıyor da. Tamam, çıkarma dedi. Dur, çıkarma bir şey yapma. Anladım. Kemik erimesi. Doktora buyuruyor. Kemik erimesi var. İçeri sağlıyor. Varis var. Sıkıntı bacaklarda o zaman. Bacaklarda. Bel fıtığı var, boy fıtığı var. Kireç de böyle var. Gönderelim. 15 senedir böyle bağlıyorum, bakıyorum kuzum, ben de demiştim. 10 senedir de böyle hapis burada kapalı. Kirada oturuyorum, 30-40 senedir kirada. Evimiz yok, nere vardı, 2 senede oturduk mu çık diyorlar. Adamın yerine bakamıyor, yaşlandım. Bu da kalkıp bir şey yapamıyor. 15 senedir iyi bakıyordum, bir de bakamıyorlar. Ben buradayım. Yemek yiyeceğim, süreceğim. Para olsa alamazsam, şimdi bu ekmeğe rahat, daha benden rahatsız oluyor. Gide yatağa. Gidiyor burada yatıyor, şurada şeker yatıyor. Şeker var, şeker. Ben de orada olsam, ölsem bunu haber yap. Bu da benim. Bu da olsa benim Allah haberim yok. Kurtarsın. Allah kurtarsın. Yatamıyorum. Şeyden yavrum. İyi bakın kendine orada. Amca, teyzemle evlendin. O zaman da yokluk vardı. Ondan sonra çoluk çocuk nasıl oldu? Ev işleri abi, nasıl oldu? Abi, çoluk çocuğumuz... Valla çoluk çocuğumuz 10 tane hep açlık oldu. 10 tane çocuğumuz var. 10 tane çocuk açlıktan oldu. 4... 3'ü 4'ü dünyada da yakın oldu biri de. Allah'a emanet olun. 6 tane doğdu. Peki hastalık mı geldi? Ne oldu? 4 tane, 5 tane mi de? 4 tane, 5 tane değil mi? 5 tane. 5 tane de. Havale geçirdik, doktora getirdik. İyice evvel getirseydiniz diye olurdu. Düğünle olurdu. Allah bakımımızdan oldu. 50 yaşına giremedim. Burada öldü. Burada geldik, eski uzaydık evimiz. Orada da yok evimiz. O günler gitsin de bu günler. Bakalı o günler gitsin orada kalsın. Tamam. Vallahi 10 tane çocuğum vardı. Bakamadım, 10 tane çocuğum. Hep altılar oldu, bakılmış. Burada gurbetle çalıştık. Burada oturuyorum, buna nasıl geliriz artık? Her'e gelin ben, elinde yok, ayağında yok, açık çok var. Allah gençlerimize irazlık olsun yarabbim. İlk kapıda çarptım ama bizim adamı, kendi adamı gibi olmaz. Acımadın adamı. O zaman var çok yağırdı. Bana dedi ki, Adile, hayvanlara inmişin yok. Ne ya? Zaman yok. Yok da çırak. Git de tarlalardan kankal kesken. Kankal. Kızım o karda kankal mı kestiriyorlar? Yeni eşyana gideceğim. Kendi, ben gidemem, sen kendin, ikimiz gidelim diyor, ben yürürüm daha diyor. Ben gitmem, ve ekmek yer evde. Ekmek yok, hadi gitme.
Köşek yok, örtü yok, bunu aldım. Şöyle ekmeğe giderlerdi, avradı şöyle giderdi. Şuraya kordu, kayardı şöyle, kapıyı git devirdi, kendi çocuğuna da gidinler. Allah Allah. Yiyin, yiyin de şimdi işte, yiyin. Evvelkiler iyi diyor. Nasıl iyi? Birbirine katıyan bakmaz. Şimdi bolluk yavrum. İyi olun, bol versin Allah. Sizi de Allah esirgesin. Ekmek de çok. Bize de çok da. Alamıyor, kalkamıyor, getiremiyor, gidemiyor. Evet. Ne yapalım mı? Gidemiyor, bir oğlan. Onlar ekmek yoktu. Şimdi de hepsi okullar gelmesin, şimdiki üleri, geçleri bir böyle oldu, ekmek çok bir yiyemiyor. Çok ağzı çektim, çok pilli pişan oldum, çok da ters mi kırmadı, resmedim mi, sap mı çökmedik, ekimi geçmedik yaptım. İlim hep kendimizin değil, yok. Bunların bir tane, bir şey babadan yok. Babamın akrabası olurdu da onun için büyüdü, fukaramız deyip böyle büyüdü. Bir paramına 8 dönüm geri aldım. Valla o yitiyordu bana. Böyle biriktirdim ben. Bu böyle hasta olundu. Tarlayı sattım, bugünün tarlayı ne verirler biliyor musun? Biri, kendi akrabamız, birisi 90 lira veriyor, biri 100 lira veriyor, biri 200 lira veriyor. 8 dönüm 50-50 ya, 8 dönüm mü? İnce kaç da kalbim? 10 dönüm kalbim. Burada bu oğlan buradan bulmuş kız. Burada evlendi. Hadi gelme oğlum arkasından. Arkasından siz geldi. Siz oğlan evlenince Aksaray merkeze geldiniz. Buradan evlendi. Şeyden. Maşallah. Evlendi. Babası dedi ki kaynana kaynata olmaz şimdi dedi. Olmaz bilmem kızım dedi. Biz de gidelim dedik. Geldik bu çocuğun arkasında, 10 yaşındakine başladı bu betonda arabasına, öyle çalışıp, 4 tane çocuğu oldu. Zaten güç kuvvetlersin sen. Ne edelim? Geldik. Yarın biz gidelim Mehmet. Köyümüze gidelim oğlum, sana ev tuttuk, her şeyini birisiye aldık, oğlum tabi, koyacağız. Gidelim. Ana dedi, ben askerim dedi, askere gideceğim. Bu kadını nereye koyayım ben dedi. Kadının şeyinde de analık var. Gitmeyiz de bu. Kadın da bize düşüyor biliyor musun? Maşallah. Sizi seviyor yani. Gidemedik oğlum. Gitmedik. Mehmet askere gitti. 2 sene askerlik yaptı. Hemen giderken hep bir çocuk oldu. Yasin boydu adını. Bir de izine geldi bir daha oldu. Bunu da Yasemin koydu, iki. Ne güzel. Ondan sonra yavrum geldi, gelişim dedi ki yavrum ne edecek böyle dedi. Biz gidelim de siz bari evimizi tuttun, durun. Yo baba birlikte duralım dedi. 8 sene yanımızda durdular. Ayrıldılar, durmadılar. Biz yaşlandıydık. Allah esirgesin sizleri yani. Nasıl amcandan memnun muydun? Razı mısın amcandan? Memnunum. Her şeyine katlandım. Fukareliğine katlandım. Ne diyorum ben sana? Ben bunu babamın akrabası olurmuş öyle müjde. Diyorsun 7-8 yıldan gözlükler her yıldan geldi. Vermedi babam. Ben bu oğlum ve bir fukarım var sana ilerleyemedi. 20 yaşına girdim bunun müjde. 10 tane çocuk oldu. Bir izine gelir, dinledikler diyelim oğlum. Çocuk oğlum. O gelir oynuyor, o ya 2 hafta duruyor ya 1 hafta duruyor, ölüyor. Allah Allah. Neden? Doktora gidemiyorum. Koy diye. Bu kadar bir taka koydu, orada oturuyor. O zaman doktor ne diyor, doktor ne yok. Ondan sonra diyeceğim, başıma gelirim, bu unuttu. Vallahi ne oluyor, çok şükür. Bunlara şükredeceğim kadın oldu. Ama hiç içimden çıkmıyor. Bunun büyüğü 50 yaşında bir oğlum öldü. Buraya geldi. Bir doktor vardı, Karabatak.
Buraya gelişim. Sade kirayla oturduk, kirayla. İşte hükümet 5 kuruş para veriyor, yaşlılık parası. Böyle. Çok çalıştı ya, ne bilmez oldu. Bilemedi, ileri gitmedi. Çok çalıştı gurbette. Sürekli gurbette mi gidiyor? Kendim hala, de yakın işim yaptım. Ben şimdi çalışıyordum, kastım. Kure'de. Zonguldak Kure'de çalışıyordum. Bir de engelli çocuğumuz oğlan vardı. Şorun büyüğü. Onu da yerime götürdüm. Bunlar burada rahat dinlemiş bunlara. Onu da yerime götürdüm. Ondan sonra şirket dedi ki, mahalle dedi, Edgar'da, şantiyede bekçiydi. Kadir amca dedi, biz Lippe'den iş aldık dedi. Lippe'den iş aldık dedi. Lippe'ye gidecek dedi. Babam çalışsın. Sen burada şantiyede biz bu dokuma bitirene burada duracağız dedi. Dokum bitirdik mi? Bitirdiğine geldi. Hey, orada durduk bile. Bitirdik geldik. Geldiler neyse oralar tarla şineyi sattı hurdaya hep sattı. Burada hiç mi mal götürmez Lippe'ye? Oranın mal olacağım. Hep sattı hurdaya gitti. Kudret'te çok çalıştı bu. Geldiler dediler. Yenim değil de oralar. Abi 100 lira tazminat getirdim. Tazminatı getirdim. Şu oğlum var. Bu buradan bir harım, tarım sevmiş. O zaman da Aksaray'dan o 100 lira bana 4 katlı bina bol arsası var. 100 lira istedi de. Buradan. Bana bir dedim. Bu da evlenecek. Gitmiş, o kızını anlaşmış. Ben onları yapmadım, tuttum, bu oğlanın başını koydum. Kurdu ev yok, buraya geldik. Parayı buraya yıktım. Bak. Parayla çocuğum geldi. Bu evi alsaydım, kiraya isteydim. Eh, ne güzel. Alamadı işte, o çocuğu yeverdi onlar. Böyle yalan az kalacağım. Benim açım var. Koy dedi, çalışmam dedi, baba dedi, gel koy da kalmam. 10 yaşında geldi. O zaman para kıymetliydi. Valla 100 lira biliyor adam, 4 katlı bina yığın yapmış daha. Dalabağına 10 dönüm biri diyordu. Bizim Türkçü Turgut vardı. Buraya geldik yavrum. Buraya Tokyo'ya yazıldık, çıkmadı. He. 30 senedir kiralık. He, onu da yiyordu. Buraya yazılmış, bu ev çıkmış. Şimdi de ona çıkmış onun. Bir tarım var, o da bekçi olmuş. Hem de hiçbir şey hayal edemiyor. 1 dolar var onun da. Bu da bekçi, bu da 5 milyon, 4 milyon alıyor. Bu da tarzı yok, emin yerine. Bir de kaybı. 3 kızı vardı, gelin gitti, gitti. Hicaz oğlu var, yağısı. O da bekçi, bu da askerden geldi. Taşıydı, Nirde'ye de askerliyor. Yasin. Şey, Mehmet'in mi? Yasin'in mi? Şimdi şimdi yaptık, geldik. Maşallah. Onlar şey demir, kazanamadı, bu kazandı. İyi maşallah, iyi gözünüz aynı. Sevindik vallahi, nasıl iyi. Sevindik onu. Da işte, yavrum. Bak bir boğum geldi, gelemiyor, işten gelemiyor. O Yasin geliyor. Onun da içi çok. Sen yemeği Ayşe teyze mazcuk yapabiliyor musun? Yemek Ayşe. Yeme. Kızım bir çay pişiriyorum. Eten öyle oradan şişti. Öyle şişti. Şişe gittim. Şeker de 4'e 5'e. Ambalansı sana ötme ambalansı da. Ambalans geldi. İnne vuralım. Ambulans geldi götürdü. Ambalans geldi, tele ötü. Öyle şişti, öyle. İçe indi. Doktora götürüyor. Ameliyat etse kuzum, binden sonra biz ne edeceğiz, nasıl, kim olacak? Böyle gidecek. Bu Mehmet geliyor, Allah razı olsun, evladım olsun.
gelir yerim diye vururdu. Benim babam çiğitçi bu talas tabanı çoğdu. 17 yaşında ana babam ağza durdu. Kardeşim bir oldu, olma dedi daha. Ben çift sürüyordum, kara saban, böyle şey. Kaldırmadım yavrum, kaldırmadım birinci adam. Baba da tarla çok da oğlan vermiyor. Oğlan. He, biliyorsun şimdi. İşte. Bu da almıyor, bu da oğlan da bilmiyor. Babam oğlanlara bağışlamış, iyi illeri onardı. Kalan da dedi, 300 dönüm kalıyor kızım dedi, size yeter dedi. Ben dedim ki, ben tarladan bıktım dedim. Ben onlarla yoruldum, kollarım bince ağrıyordum. Kızım dedi, hiç seslenme, kara sabandan kurtulacağım, pulluk alacağım sana. Pulluk alırsın yavrum, nasıl seviniyor? Ama bunlar hiç. Allah şuna veren, kardeşi var kardeşi. Bir gün gelip de babacım ne oluyor, yap, hiç imkanı gelmiyor, yok. Gelmiyor, niye gelmiyor, gelme diyor. Yavrum, niye geldi? Beş bacıydık, hepimize birdi, onardı. Her adamı daha batırdı. Birdi, hız olduk, tatlı kız oldu. Onlar, bacılarımın beşi de öldü. Kardeşim de öldü, bir kardeşimle bir ben kaldım. Ben hidrosunu malmalıyım yavrum, bir düşün geldi. Hidrosunu, o bacılarım hız oldu, ben hız oldum. Hidrosunu, ben malı ne yapacağım oğlum? Değil mi? Almam dedim bu kızı ya. Git diyor kardeşim bizle. Valla öteki öğrenler hepten yakanla tutar koymuşum bize. Kadir diyorum ben senin bir şeyi yemem diyorum. Babam bir ölürken bana bir dört dönüm yiyir verdi. İler tarlasına gitme kızım bu, dedi. Sen almıyor musun? O adamlar beş tane yedik. Yüz tane vereceğim. Böyle bunu alalım ona yekerim dikerim. Hiç şükür. Asire gitti, iki sene anam babam baktı. Çalışmalara gitti, o çocuklara anam babam baktı. Camızlar vardı, ineği vardı, 40 tane koyunu vardı. Benim babam zengindi de, ama bunları acıdım. Bunları baba acıdım, nerede yattım? Biraz önce şey devretti, biraz önce sonra bunları dedi. Vermiyor, hepsini. Amca yaş kaç? Bu yaş kaç? Yaş 86'ya basma ya. Ben 88 yaşında. 88 bunu da öyle, 32'li bu. Hmm. Bunu babası öyle yazdı bana. İnce benim, babamın oğlu benim, olmamış. 34'lüyüm. Ben kızım yazılmamış, bakmamış. Atatürk'ün Atatürk'ün öyle yüzünden 4 yaşında. İnce onları yapmaz diye. Kusmuş babam anına. Oğlan ne olsun, niye kızdı olsun demiş. O benden büyük değil de işte evvelki adamlar tahsiller yazardı. Şey, geç yazmış dersini, öyle mi amca? Vallahi tahsiller evvel geldi yazardı. Bunun babası 3-5 tane çocuğu var. Hepsinin üstüne... Kimin büyük, kimin küçük? 12 tane bizim. 12 var. Önlere geldi, sen yazmışlar. Bunlar da 5 kardeşi diye böldü bu kadar. Allah rahmet eylesin. Oradaydı. Benim bir kardeşim var önce. Ankara'da. Gelmez. 20 senedir görmüyor. Daha hayatta mı? Benim kutçuğum. Bunun kutçuğu. Bana böyle geldi kardeş. Ötüyordu seni öptüm. Nasıl kardeşsin sana? Ben ya. De seni bileyim diye. Hadi. İyi hadi tamam. Kapatalım. O sanıyor kızım, dışa çıkamaz. Bu böyle 15 senedir böyle. Yemek koysam oraya, yemeğe hiçbir şey yok. Ev var, orada tane çocuğu var. Arabayla götürürüm, zorluyor. Hmm. Buraya çocuklar zoruna indirdi, hiç inmez. Buralıkta böyle, şöyle. Ne oluyor? Derdi bilen Allah, bize dermanı geçti. Allah yaşlarımızı bilsin, bizim ölümümüzü. Biz geçtik galiba. Ama yemin veriyorum incik yaşlara, iyiler, iyi işte buluyorlar, iyiler. Oradan bakıyorum, Allah diyorum, onlara yesin, yesin. Kadir,
Onlara dua edelim diyorum ben. Gider, okur, Yasin'i okurdu. Maşallah. Çocuğu da seviyorum. Çok da elimde. Çocuk, ben çocuk. Bir de benim büyüğüm vardı, öldü, varis patlama yaptı. Lan çarşar. Zamanı patladı. Onun da öldü. O, büyüğüm vardı. Küçüğüm de o. İmkan kırdı. Vallahi evde ekmek yok, su yok. Ya, ayakta ayakkabı yok. Aram rahmetli anam dedi ki, onun üstünde getirsin de yiyeyim dedi. Evde bir şey yok ki, ya yiyeceğim, yatak yok, yorgun yok, kolye de yat yok ya. Şimdi öyle mi kızım, şekerini öyle mi alıyorsunuz? Nasıl alıyorsunuz şekeri? Var, minnetsiz alıyorsunuz. Kolye düşerik şeker. Bir kilav şeker. Orada vardık adama, babamın ağası var. Şimdi vardık, çocuk. Ayaklar bulundu, ayakkabı yok. Bir de o büyük birader var. Çocuğun evden Allah sizi yesin, kesin. Orta doğum, kar var. Yarın ayaklarım, Zilmi'ye gidiyoruz 5 kilometre köye. Gittik, oraya vardık. Her şey. Adam, babamın ağası var, Adil, şey, Osman, Adil'di ben, Adil Osman. Niye geldin adam? Bir acıktır, ekmek yok. Çörek takında yiyin dedi. Yoksa çörek takında yiyin dedi. Çörek dökülmü diye? Çörek takında yiyin. Bir dedim çörek takarım. Bizim beyler dedi ki, sen herhalde de çörek nereye takılır dedi. Aman gitti, iyi bir şey. Orada ağladıcık ses giymiş. Yazık dedi, çocuklar üşümüş, doğmuş ne falan. Ses yazdı. Tandıra vasıla vurmuş. Tandırda yarıyormuş, tandıra oturdu. O avrat bir fasulye koydu, bir ekmek getirdi. Bir de karnımız doydu da yanımda ayaklarım yok. İsmin ne kızım? Doğdu. Erkan. Erkan, o zaman doğdu. Anam babam var ya. Baş, sağ baş. Bizim başımıza geçeni böyle anlatacağız, ben anlatacağım. Ana babaya olmak zor. Turgut Özel çıktı. Turgut Özel çıkışın iyice orta düzeldi. Her şeyle. Onu da tiz öldürdüler. Bir de kim hangisiydi oğlan? Bir de ondan bir gün gördüm. Bu hükümet çıkışın az değil kuzum. Öyle. Hepimize babası, gelin. Anası, babası da vardı, anası vardı da. Yalan o. Çocukların birine bir yatan bir yorgan yapmadı. Hepsi böyle. Kadir, bu da öyle kalır. Neyse onu boş ver. Ben kuruyla, ben kuruyla yatıyorum. Bu da ben vermiyordu, kuruyla yattım. Bu zaman olsun diye yattı, değil mi zaman olsun diye yattı. Elinde var olan adam var. Var olan adam böyle yapmamış. Olsun, ama yok ben. Vardı ya, onu da çalışmadı. Neyse, gelmiş geçmiş artık ya. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, yürüyüş beni ya. Ben senin derdine çektim, bittim. Sen de benim için çektin, ne güzel. Ne güzel, birbirinize razısınız maşallah. Yok, şimdi... İyi. Ben buna çok acıyordum. Çalışma dedim, gitme kurbet dedim, ne olayım bitmesin. Çalışmadı. Bana çalışmadı. Bana ev oldu, ben bunun hakkını nasıl ödeyim? Ben diyorum, bu ben... da gurbete gidişim, ben ileri ekinini işledim, harmanla kaldırdım. On çocuğu onları. E şimdi ben ödeyeyim, ben de ortada çocuğumlar var. Ben çalışmamın ne olayım? Koydu, bu kadın nasıl çalışıyor dinlerdi, damsız vardı. Birinci düştüm kadar. Yap. Vallahi yardımcı. Anama babana yesir gelsin, gelsin. Cümlemizi yesir gelsin, yap. Ben böyle gördüm. Buna kullansam ben acı olurdum. Bu gurbete gitti diye ben el, bu kadar bu taka yıktı saydan. Orada büyüttüm ben on çocuğu. Kimisi 7 yaşında öldü, kimisi 8 yaşında. Öyle mi öldü? Bakımsızlıktan. Gitmesem birinin yormasına gitmesem, işine gitmesem o çocuklar aç. Bu adam gurbette. Daha parası fazla değil, çalışıyor ama ya çok gurbette çok çalışıyor, çok. Ben nasıl diyeyim, fukara diyeyim. Ne babam bu kadar? Babamın da ahırı.
Gece kahrabası olurdu, öyle yüzdürmüş mezdebe. Gece de düştük üçümüz. Mehmet'e geldi. Mehmet'in Allah razı olsun. Ya işte öyle amca, öyle mi? Valla ne diyeyim, daha ne diyeyim benim.